Bir ülkede terör tehdidinden kaynaklı olarak bir ülke ulusal bayramlarını kutlayamaz hale geliyorsa vah ki vah. O ülkeye vah ki vah. Çok vah. Ve o ülkenin hükümeti, hükümetinin içinden çıkan parlamentosu, onun milletvekilleri yeri geldi mi buraya gelip biz şöyle bir milletin torunlarıyız diye hava atıyorsa bir kere o hava yatmaktan vazgeçecek. Kurtuluş Savaşı şehitlerinin kemikleri sızlar. Cumhuriyeti kuranların kemikleri sızlar. Cumhuriyet tarihinin en büyük ayıbını işlemiş olursunuz. Terör tehdidi nedeniyle bayram kutlamamak bu milletin fıtratında yok kardeşim. Bu millet tankın karşısında, topun karşısında, kılıçla tüfeğin karşısında mücadele vermiş bir millet. Buradan muradınızın ne olduğunu anlamış değil. Elbette katılıyorum. Cumhuriyetle, Atatürk'le, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerin %90'ının sorunu yok. Sorun sizin kafanızda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kimi üst düzey yöneticilerin kafasında. Size oy veren seçmen de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin de Atatürk'le ve Cumhuriyet'le bir sorunu yok. Sizin de büyük çoğunluğunuzun yok. Siz derken yanlış anlaşıldı galiba. Kimi AKP'lilerin sorunu var. İsterseniz bunları kendi beyanlarıyla burada tartışırız. Gerek yok. Bunları tartışmaya gerek yok. Milli bayramları statlardan sokaklara taşıyalım diye kanunu siz değiştirmediniz. Doğru da yaptınız kısmen. Yani stada, salona çocukları toplayıp çocuğu 3 saat dikip de valiyi, kaymakamı, belediye başkanını dinletmek doğru değil diyen siz değil miydiniz? Bunları millet sokakta kutlasın, meydanda kutlasın diyen siz değil miydiniz? Sizdiniz. Ne oldu şimdi? Efendim bir tehdit var. Tehdit vardı. Çanakkale'de de tehdit vardı. 15 Mayıs 1919'da da bir tehdit başladı. Kurtuluş Savaşı'nın bütün merhaleleri tehdit, risk doluydu. Bugün sizin taşıdığınız riskten daha büyük riskler vardı. Bu millet böyle tehditlere pabuç bıraksaydı bu topraklarda şimdi 16 tane ayrı devlet bayrağı olurdu. Rica ediyorum. Hükümet nerede? Burada. Sayın hükümete rica ediyorum. Biz yarın tabii partimiz bir ayrıca karar alır bu konuda ama ben şahsen 29 Ekim'de Ankara Meydanı'ndayım Sayın Bakanım. Sizi de bekliyorum oraya. Sizi de bekliyorum. Bu cumhuriyet bizim değil, hepimizin cumhuriyeti. Herkes burada buradaki varlığını, nefes alışını Kurtuluş Savaşı şehitlerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduğunu unutmamalıdır. Aksini bir ihanet sayarız. Aksini bir nankörlük sayarız. Bunu kabul etmek mümkün değil. Şunu da söyleyeyim. 15 Temmuz demokrasi biz açısından, parlamenter sistem açısından çok kıymetli, çok kayda değer, çok önemlidir. Yalnız 15 Temmuz'u bu anlamda önemli kılan yeni bir kazanımımız var. Bizim 10 küsür yıldır size anlatamadığımız demokrasinin yazılı olmayan kuralları çerçevesinde izah ve ispat edemediğimiz direnme hakkı 15 Temmuz'la birlikte meşru haklardan birisi olmuştur. Dolayısıyla bu millet AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisiyle 15 Temmuz'a darbecilere karşı nasıl ülkede tam bir belirsizlik varken, başbakan bir devlet karayolunda, cumhurbaşkanı bir uçaktayken millet direnme hakkını kullanıp darbeyi püskürttüyse, o millet 29 Ekim'de de şayet hükümet bir geri adım atmazsa o direnme hakkını alasıyla kullanacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Türkiye'yi germeyin. Türkiye'yi Sayın Bakan kamplaştırmayın. İnsanları ötekileştirmeyin. Bir ülkede Cumhuriyet Bayramı kutlanamıyorsa o ülkede o bayrak direkten aşağı insin. Öyle şey olur mu? Bir ülkenin kurucusunun ve kurtarıcısının ölüm yıldönümünde ülkenin kurucusu, önderi, kurtarıcısı toplu olarak kurtarıcısının kabrine insanlar ellerinde bayraklarıyla gidemiyorlarsa o ülke bağımsız değildir kardeşim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni tam bağımsız bir ülke diyebiliyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız bir ülke olarak yoluna devam edecek. Buradan samimi
Dostane, iyi niyetli bir uyarı yapıyorum hükümete. Bunun sayın milletvekilleri sizle bir ilgisi yok. Bunun üst akılla ilgisi var. Hükümetle ya da hükümetin üst aklıyla ilgisi var. Ben onu bilmem. Benim muhatabım hükümet. Sayın Bakan da burada. Sayın Bakan, sizi 29 Ekim'de Kızılay Meydanı'na davet ediyorum. Ve Cumhuriyet'in bakanı olduğunuzu biz biliyoruz. Bir şeyimiz yok. Orada herkese göstermenizi bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, tekrar altını çizerek söylüyorum, bir terör tehdidinden dolayı bayramını kutlayamaz hale gelmişse o cumhuriyete uğurlar olsun. O devlete de uğurlar olsun. Öyle devlet bana lazım değil. Bu ülke, bu millet cumhuriyetine de Atatürk'üne de hep beraber, sizlerle beraber sahip çıkmak zorundadır. Bunu yapmak öncelikle bu asil milletin vekilleri olarak sizlerin, bizlerin görevidir. Hükümeti bu vesileyle tekrar uyarıyorum. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı bugüne kadar olduğundan daha görkemli bir şekilde, daha heybetli şekilde, daha şanına yaraşır bir şekilde kutlanmalıdır ve bunda görev öncelikle hükümete düşer. Evet, çok doğru söylediğiniz bir şey var. Cumhuriyet ve Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait değil. Cumhuriyette, Atatürk'te, laiklikte Türk milletinin malıdır. Türk milletine aittir.